Selamun aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz ve yepyeni bir video ile karşınızdayız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yukarıdan bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Her yer arı. Bugün arı vlogu çekeceğiz. Bakalım Rıfkı buna sokacak mı? Videomuza başlıyoruz oğlum. Hadi dayının yanına gidelim. Hadi gidelim. Selamun aleyküm dayı, kolay gelsin. Merhaba dayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dayı ne haber? Sağ olun, teşekkür ederim. Remço, ne yapıyorsunuz? Eyvallah, sağ olasın, Allah razı olsun. Seni bir tanıyalım dayı. Ben Kartal, arıcıyım. Yaylalara çıkmışım, herkes yaylasına çıkmışım. Dayıcım, şimdi bir günün ayılarlanmış. Pardon, dayıcım. Evet. Bir günün arılarla nasıl geçiyor? Vallahi arılara bak, baktığım zaman var ya, hiç durmuyorum. Nasıl durmuyor? Yok. Mesela arılar nasıl yapıyorlar, ne yapıyorlar? Bol getiriyor mu, getirmiyorlar mı? Hastalık var mı, yok mu? Bak, hareketleri bak. Oğlum, dayı şimdi bunlar hepsi ne işini görüyor? Bunları vallahi ne için yapıyor? Sandıklar için. Bir sandığın eksiği mi var? Tabii, bir sandığı eksik yapmışlar. Kurtla. Dayıcığım, bence sen ne yap biliyor musun? He. Sen şimdi git bize tulumları getir, yoksa bu arılar bize sokacak. Çünkü bak, her yerde arı var. Dayım, müsaaden saniye. Vallahi sokacaklar. Dayı. Sen ne olacak ki? Kone. İlaç gibidir ya. Ne ilaç gibidir dayı? Bana sokunca bana bir şeyler oluyor. Yok, sen buraya gel. Yani yanlış anlamayın arkadaşlar. Bana sokunca işte. Tamam, gel. Tamam, erkek gibi. Ya bunun erkeklikle ne alakası var dayıcım ya? Dayı versen. Dayı çabuk ol, çabuk ol. Çabuk ol, kurbanın olayı. Her yerde arı var. Ver. Al. Bu saatten sonra Rıfkı değil, onun babası gelse sokamaz. Rıfkı'nın tek bir müdahalesi olur. Bu da buradan girmez. Yoksa... Şimdi dayımızın tulumunu düzeltmek için içeri giriyoruz, hemen çıkacağız. İçeride mahsur kaldı bir tane. Arı da içeride. Arısı da arı. Şuna bak. Oğlum bu herhalde bana sokmaya niyetliyor. Oğlum burayı iyi tut. Orası delik. Şimdi Hüseyin dayı. Bu arıların hepsi senin mi yoksa? Ya, 4 kişiyiz. 4 kişinin değil mi? Evet. Ya ben ihtiyar adamım. Bu kadar arıları nasıl bakacağım? Pataylar var ya. Hı hı. O kendi yapıyor. An doğalı baldır. Daha bu var ya, kendi bu mumyalar kendini yapıyorlar. Doğalı bir bal. Şimdi dayı, bunlar bal yapmaya başladı mı yoksa daha başladı. Var mı? Başladı. Başladı değil mi? Ha bak, bal geliyor bak. Ha. Gel bir bal. Bak. Bakın da. Gibidir. He? Ha bal geliyor bak. Allah bereket versin dayı. Sağ olun. Ben de bir tane tutabilir miyim? Yavru yok içinde. Yavru yok içinde değil mi? Ha. Hap ben pek fazla bilmiyorum dayı. Bal geliyor bak. Bal geliyor, evet. Çok güzel bal. Çevresi hep baldı. Çevresi hep baldı mı? Da, bu ortadakiler yavrular yavru, değil mi dayı? Yavrudur. He. Soğalsın diye. Bak şöyle bırakacaksın. Yavaş ha. Yo, yavaşça o petekleri var ya, karıştırmayacaksınız. Anladın mı? O peteği önce oradan aldı, sonra oraya. He. 1, 2, 3, 4 böyle şey koymuşsunuz. O ne işin? Ya yavrular şey fazla olduğu zaman bu veriyor da. Tohum mu? Ona ne diyorlar? Tohum mu diyorlar? Mesela kalktığın zaman öyle iki tane taş şu şekilde, iki tane eski zamanda böyleydi. Taşları alıp da orada insin de ses veriyor. Yani bu arıyı sakinleştiriyor mu? Tabii yere mesela bu ağaçlara insin diye. He, ağaçlarda böyle şey yapıyorlar, siz de gidip alıyoruz. Alıyorsunuz. Evet. Dayı da arılarını kırsal alana getirmiş, köyün içinde elmalar olsun, üzüm olsun ilaçladığı zaman arılar çok etkileniyor, o yüzden kırsal alana getirmiş. Bence çok daha iyi, güzel bir şey yapmış. Onlar ne de? Erkek arı oluyor, onun için aldık. Bunlar erkek arı mı oluyor? Erkek arı, içinde erkek arı var, onun için aldık. Arıları öldürecekler. He. Arı bal getirdiğin zaman var ya, onlar yiyorlar. Bunlar erkekler yiyor. Aha. Vay ırz düşmanları. Ha. Ulan bu erkekler niye böyle kardeşim ya? Onun burada da bile böyle. Çiçeklerin %87'sini arı şey yapıyor yani, arı dağıtıyor. O çiçekler var ya, hani polen var ya. Evet. O tohumlarını arı dağıtıyor da. Bir belgeselde görmüştüm, güzel bir şeydi. Ne işe yarıyor? Ya bu petek istiyor şu an. He. Bak.
Petek yapılmış orada değil mi? Evet. Yapılmış. Bunu... Peki bunu ne yapacaksın bu peteği? Onu sökeceğiz. Oraya mı yapıştıracaksın? Sen ne yapıyorsun lan Yunus? Vallahi pambamla elimde amcaya kuruyorum. Kanka ne yapıyorsun? Bayıltayım mı bununla? Ne yapıyorsun? İşte onlar da olmasa hepsi üstümüze... Saldıracak. Bu. Oğlum senin şey kameranın şeyi de ayağıydı. Memari çok da ayağımı. Şimdi de bu kuladan bir tane arı buraya girse ne olur? Öldürür. Öldürür mü? Kabul etmez. Var. Bu niye boş? Bu oğul vermiş. Bu oğul verdiği için içine bayağı boşaltmış yani. He. Evet. Onun için katı indiriyoruz. Bu oğul veren bir kovanımızı o yeni gelen kraliçe o çiftleşene kadar ondan sonra tekrar zaten bunu takacağız yani bir hafta 10 güne kadar tekrar takacağız yani mevcut çuvalı. Peki de oğul verdiğin yani oğul veriyor ya nasıl veriyor? Başka bir şeye mi gidiyor? Çoğalıyor mu ne oluyor? Çoğalıyor. Çoğalıyor değil mi? Artıyor yani çoğalıyor. Başka bir kovana. Başka bir kovana. Evet. Bir kovanda fazla geldiği için başka bir kovana oğul veriyorlar. Aynen. Belki geceleri burada mı kalıyorsunuz değil mi? Geceleri burada kalıyoruz. Peki ayı falan böyle tehlikeli? Valla çok. Ayı çok var da. Yani ayı korksun. Ayı korksun bizden değilsin. Yani kesinlikle hayvanlara zarar vermiyorlar. Yok kesinlikle. Ben yılan bin yaşasın hesabı dayı. Sana bir şey diyeceğim. Bundaki arılar buna gelip bal yapar mı? Yoksa hepsi birbirine eşlik mi ediyor? Şimdi bal yap, balı getiren işçi arı ayrıdır. Kulanı getiren ayrıdır. Kraliçe hepsine talimat veriyor. İşte buradaki bal bir de çiçek balı ya da mısır balı, pamuk balı aynı fiyattan olur mu? Olmaz tabii ki. Şimdi bunlar niye buraya fazla bal yapıyorlar? Bu mevcudu karabalık olduğu için bir de hava sıcak çuvalı yukarı kaldırmak için arasından gelip gitmek için nefes almak kendilerine için. Yol açıyorlar. Evet kendine yol açıyorlar. Vay be maşallah. Arılar, onlar da bayağı akıllı ha. 9 kilometre gidiyor 11 kilometre. Yol kat ediyor ha? Evet yol kat ediyor. Kulan getiriyor ondan sonra herkes kendi evine. Bak yeni bir bilgi edindim. Arılar 41 gün yaşıyormuş ve ölüyormuş. Bulmadım. Ama zaten burnu büyük. Adam, bu sefer tamamen patlıcan olacak. Adamın burnu büyük, bu sefer daha büyük olacak. Ha. Kraliçe bu arılardan daha büyük değil mi? Ben bu kuvayı tamamen değiştireceğim değil mi? Evet. Niye? Ne gibi bir sebep var? Şimdi... Bizim katlar 23'lü. Bunlar 24'lü. Katlar bunların üstüne girmiyorlar. Mecbur 23'lü sandığımızı getirip de ona boşaltacak. Sen bunların kuvasını değiştiriyorsun. Onları nasıl biliyorsun? Yetkini döveceğiz. Eve girecekler bunlar. Şimdi dayı. Bu petek yuvarlak. Bu ise düz. Bu mumlu. Bunu arın yuvasın. Ve artması için bunu erkek arı atmıyorlar bunlara. Sadece saf işçi arı çıkarıyorlar. Saf. Evet. Ondan sonra bunları bal zamanı rotar bunu dolgusunu yapar. Yavru atar. Bal zamanı hem pulanını hem balı doldurur. Biz bunu makineye atacağız yani. Bunu makineye atacaksınız. Sözme için. Sözme için evet, değil mi? Sözme için. Bu petek bal normal evet, şey evet, yuvarlak. Aynen. Karakuva. Karakuva. Bu sarı olan şey mum değil mi? Evet mum. Mum aynı. Herhangi bir zarar vermiyor yani arıya. Yok yok. Aynı arıdan yapan. Sadece işçi arılar üretiyor evet. Bu. Güzelmiş ha. Bunlar iki tane diğerleri bir tane. Şimdi üstüne koydunuz. Bunun mevcudu yerlerinde fazla. O yüzden değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bunlar geceleri burada kalıyorlar, eve gitmiyorlar çünkü kırsalda var. Gerçekten zor bir iş. Takdir ediyorum. Sıcaktan öldüm. Kameracı Allah razı olsun bir tane de burnuna soktu ha.
Ramoya da soktular. Bu güzel bir şey. Evet arkadaşlar. En az kilosu 250 diyorlar. Hüseyin Link. Hüseyin Holding. Kadir dayın da şeyini koyuyoruz. Dayı. Hüseyin Kadir Holding. Ferro ne yaptınız? Çektik abi. Ha. Bitti mi işiniz? Bitti çok şükür. Efendim arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Elimizden geleni yaptık ama 3 tane arı soktu oğlum. Sen hiç soktun mu Ferro? Bana sokmadı. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Dayı teşekkür ediyorum. Bereketli olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Teşekkür ederim dayı. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun dayı. Var olun. Hüsamettin nerede? Hüseyin dayı, sana da teşekkür ediyoruz. Tamam. Bereketli olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. İki ay sonra bu bal çıkıyor değil mi dayı? Çıkıyor. O yüzden bakın bizi unutmayın ha.